Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir başka videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz şu an elimde görmüş olduğunuz Yorgun Demokrat. Şimdi ne demek Yorgun Demokrat? Arkadaşlar bu kart yaklaşık 4-5 yaşında. 4 yıldır bir madende hiç durmadan ya böyle bir belki 4 yılda toplam 2-3 gün falan durmuştur. Sürekli kazı yaptı. Hatta şu an burnuma tozlar kaçıyor. Daha sonra arkadaşlar neden böyle bir video çektik onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz şu an ekran kartı bulunmuyor. Bir süre daha bulunamayacak gibi. Bir de doların durumu da ortada. O yüzden insanlar birazcık daha ikinci el kartlara yönelmiş durumdalar. Ama kafalarında şöyle bir soru işareti var. Mesela RX 570 buluyor adam bir tane. Diyor ki ya şimdi bu madende 20 sene çalıştıysa acaba beni işte evde performans anlamında üzer. Şimdi arkadaşlar ben de bu vesileyle böyle bir video çekmeye karar verdim. Şu an elimde bir tane RX 570 var. 4 GB'lık modeli. Oyun testlerinden önce şunları anlatmam lazım. Kart ilk rigden çıktığınızda bildiğiniz böyle bunu alıp bir çamurun içine batırmışın da geri çıkarmışın gibiydi. Yani içi görünmüyordu garibimin. Ayrıca bir tane fanı da arızalıydı. Bunu arkadaşlar İstanbul'da birine yolladım. Gönül isterdi ki o aşamaları çekeyim ama şehir dışından birine yolladığım için çekemedim. Bütün parçaları söküldü. İçi tekrar bayağı bir temizlendi. Macunları yenilendi. Çalışmayan başka bir bozuk kartındaki fan alıp buna takıldı. Ve bana soracak olursanız şu an bebek gibi oldu. Ufak tefek tozlar çıkarıyor. Burnum arada bir kaşınıyor ama yapacak bir şey yok diyorum. Ve gelin isterseniz bakalım. 4 yıldır madende durmadan çalışan RX 570 acaba performansından bir şey kaybetmiş mi? İddiaya girelim. Kaybetmemiştir abi. Canavar gibidir ben söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bilgisayarımızı kurduk. Bilgisayarımızda i5 7500 var. Bir tane işlemcimiz. 16 GB RAM'imiz var. Bir de az önce taktığımız RX 570'imiz var. Onu da şuradan bir kontrol edelim. Evet, Radeon RX 570'imiz var. Bir tane de burada. İlk deneyeceğimiz oyun Valorant. Evet, şu anda Valorant'a girdik. Öncelikle şu FPS ayarlarımızı bir salalım. Full FPS'lerimiz kapalı da. 2K'da çalışıyor şu an oyun. Grafik kalitesi de ortada. Onları da yüksek yaptım şu anda. Şu an menüde 66 derece %98 ile çalışıyor kartımız. Bakalım bir ölüm kalım savaşına girelim. Şimdi karşılaşmayı buldu. Evet arkadaşlar şu an 55 derecede 178 FPS alıyorum. Buna da halk arasında Mupray deniyor. 54 derece 169-170 ki ayarlar yüksekte %94 ile çalışıyor. Nick'imi merak ediyorsunuzdur. Kafa avcısı 413. Vallahi 144, 150, 53 derece. Ya 55 derece. Hiçbir sıkıntı yok şu an. Böyle bir yırtılma var mı diye bir şey olabilir. Ya ufak tefek tabii şeyler var ama o kartla mı ilgili yoksa bir optimizasyon probleminden mi onu bilmiyorum. Bu nasıl bir ısınma turu? Yandık ya tamam. Uf, o headshot'ı gördün mü? Reyna'yı indirdik. Burada bir daha Reyna var. Oo, bak şimdi bak. Gel, gel. Uy, headshot'ı gördün mü spreyi? 145 adam gelmiş, şarjörü boşaltmış, kulaklık olmayınca tabii. Arkadaşlar bu arada Valorant için espor takımlarının tekliflerini açayım. Şu spreyi mesela şöyle sprey yapmayı herkese öğretebilirim. Bakın görüyor musunuz? Spreyi görüyor musunuz? 122, 130. Bir kere 120'ye düştüğünü gördüm. Onun dışında herhangi bir sorun yaşamadım. Oyundaki karmaşaya da girdik, çatışmaya da girdik. Her türlü pislik görevi de yaptık yani. 160, 52 derece, hiçbir takılma, kasma, hiçbir şey yok. İyi ya gayet, başka bir oyuna mı geçsek? Bir de CS deneyelim. Dur biraz daha adam vurayım. Tamam, Valo'dan çıktım. Zaga'dan Akli'ye çıktım da. Şimdi hemen CSGO'ya geçiyorum. Affedersiniz. Ayarlarımızı gösterelim. Görüntü kasıyor zaten şu an arkada. 16'ya 9 çünkü 2K'da çalışıyor. Bunu 1920'ye 1080 yapayım. Evrensel gölge kalitesi yüksek, 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 yüksek. Böyle deneyeceğim. 31 FPS. Gördüğünüz gibi madenden çıkmış ekran kartına hiçbir şey olmuyor. 90, 50. Şurada biri mi vardı az önce bana? Onu bu nereden geldi? 180, 190, 53 derece, 82 santimetre kare bölü. Allah! Ne yapıyorsunuz lan? Şu an yüksekte oynuyorum. Beni kasmıyor oyun. Sizde var mı bir sıkıntı? La biri can bassın diye bekliyorum. Sen nereye gidiyorsun? Arkandaki adamı öldürdüler. La siz ne yapıyorsunuz? 120, 136 gayet sorunsuz. Gökyüzünde 300. 100, 130, 110, 120. Ya ben bunu var ya ortaya çeksem. Yüksek değil de mesela orta yapsam. Uygula. Hep şuralarda bir şey yapmayı unutuyor. Sonra bize kızıyorlar yorumlarda. Onu kapamadın, onu açtın. Oğlum sizin bu işler çok karışık. Ben de işte hepsi çektik işte ortaya. Abi o FXSA'yı 4x bölü 3 yap. Ya. Bir de 4'e 3 oyna vardı değil mi? Evet onu da. Yayınlardan biliyorum. Abi 4, oğlum oyunu diyorum 4'e 3 oynuyorum. Abi yok 4'e 3 oynuyorum. Oğlum diyorum.
Kar kafayı. Bence bir sorun yok. Şunu vurayım bir. Onur, bu videoyu izliyorsan Onur bulacağım seni Onur. Onur, burada mısın? Bu sensin değil mi Onur? Yok, değilmişsin. Şu mu sensin Onur? Bu da değilsin. Onur'u bulmamız lazım. Abi Onur'um işte Onur. Lan Onur. Lan bak. Onur'u vurmadan çıkmayacağım abicim bu videodan. Oğlum şu Onur mu? Değil. Aha. Değil. Şu A şu. Oyun bitti arkadaşlar. FPS'e bakmayı unuttum. Ben de 120-150 arasında dolandı. Herhangi bir sıkıntı da yaşamadım. Onu söyleyeyim. Şimdi hemen zart diye GTA'ya geçiyorum. Yani bu videodan şöyle bir sonuç çıkarsa bence iyi olur. Acaba alınabilir mi? Ya yayınlarda da daha önceden söylüyordum zaten. Yani kullanabilirsiniz. Ama hani ömrü konusunda sıkıntılarınız var. Vallahi ömrüne de bir şey olmaz ya. Ama tabii fiyatına bağlı. Şimdi ben bu kartı aldım. 1000 liraya mı? 750 liraya mı? 900 liraya mı? Öyle bir şey aldım. Şaka yapmıyorum. Madenciler var ya bu madenciler. GTA geldi. Şu önce bir ayarları bir gösterelim. Hay. Refresh rate'imizi 165 yapalım. 1920'ye 1080. Tamam. Yok. Hay yap. Abartma. Tamam. Evet. Bıraktık. Ayarlarımız yüksekte. 1080'de. 1920'ye 1080'de. Bakalım kartımız nasıl bir sonuç verecek. Ne oluyor bu? FPS testi başlamış. Lafa daldık biz burada. Görüntü geçti mi? Vallahi arkadaşlar sesi kapatır orada kurgucu arkadaş. Ağır dedikodu yapıyorduk yani. 90, 100. Güzel. 110, 120, 100, 111, 200. Ooo! Şimdi yazarlar abi şu ekranda FPS'e o mu denir? 48 derece oğlum kart. Hiçbir şey yok. Yağmur falan. 150, 140, 130. Bence alınır. Şu FPS testi bitsin. Bir fiyatına bakacağım. Abi nesi var abi şu an? Gayet iyi. Ne zaman şu uçağı F-16'yı görsem aklıma Eray geliyor. Yayıncı Eray var ya. Niye biliyor musun? Ya biz ona ben Webtekno'dayken, Webtekno'nun da T ortasındayken yani çok eski hikaye işte uçakla köprünün altından geçersen diye bir challenge vermiştik de. O bu uçakla yaptıydı onu. Acaba bizi FPS testi açıp kafaladı mı ya bana? Buradan da Eray'a sevgili arkadaşlar kesinlikle şaka yapıyorum tabii ki de. Şimdi önemli sahnelerden birine geldik. 89 falan bekliyorum burada. 90'lara 100'lere dayandı zaten. Çarpma insana çarpma. 80, 70, 70. Yeter abi bu oyunda 80 FPS. Ne yapacaksın yani? 60. Aynen bak 60'a düştü. Yine de arkadaşlar bence fena değil. Bu kartın çıktığı yıla göre aldığı FPS değerleri gayet iyi bu arada. Bunu da belirteyim. GTA testimizden de kartımız başarılı bir şekilde çıktı. Şu anda 59 derece. Şeyi merak ettim ben. Kartın şu anki ikinci el ne yapıyor kardeş bu bilgisayar? Sahibinden ne? Sarı siteye bir girelim. 574. Oha. Oğlum bu dördü budur bunun. Bak test edip satın alabiliyorsun. Sadece DVI çıkışları kalmış bunun. Hani işte aynen. RX 570 4 GB 4000 TL mi yazıyor abi burada? Nitro Plus. Evet gerçekten şu kart benim kartım işte. 256 bit GDDR5 4 GB. Bu kart benim kartım ve 2650 TL olmuş. Arkadaşlar vallahi ben normalde bir videoya hani bu kartı 900 liraya falan bulursanız alın diyecektim de 2650 lira. Hani ucu ucuna paranız vardır. Hani bu kart sizi gerçekten test etme koşuluyla ve kartın temizlenme garantisini de almanız koşuluyla tercih edilebilir diyorum ve videomu kapatıyorum arkadaşlar. Biraz moralim bozuldu. Fiyatlar çok abarmış. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bundan beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.